askeri buraya giden var mı? Askeri şu anda bekleyen var mı bu bedelli askeri? Sizin sıkıntınız çok iyi bilir misin? Tabi bununla ilgili Sayın Bakanımıza da güzel bir sıkıntısı. Çok büyük bir camiye. İnşallah başarılı bir olur, bir sezon geçirirsiniz. Tabi hepsini önemlisiniz. Kazasız belasız bir sezon geçirirsiniz. Ben şimdi bu başarılar dilemek istedim. Şey sanırım. Hocam size de başarılar diyorum. Bakın sana bir şey. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Kalbimdeki yer Altay'ın başkadır. Biz buranın çocuğuyuz, buranın evladıyız. Buradan, buranın altyapısında geliştik. Buranın altyapısında eğitim gördük. Ondan sonra da Türk futboluna hizmet etmek için yola çıktık. Bugün de işte yeni sezon öncesinde futbolcu kardeşlerimize, Sayın Başkan'a bir başarılar dilemek için buradayım. Tabii bu bir tek Altay kulübüyle geçerli değil. Ben bugün, dün ve bugün İzmir'deki bütün kulüplerimizi geziyoruz. Göztepe'yi gezdim, Karşıyaka'yı gezdim. İşte yarın Altınor ile beraber olacağım. Bugün tekrar Burca Spor'la beraberdik. İzmir kulüplerinin artık özlenen yerde olması için mücadele hep birlikte vereceğiz. Bunun için de tabii bütün takımlara başarılar diliyorum. Tabii Altay'ın altyapısına yetişmek bizim için de farklı bir durum. Burada hepinizin huzurunda tabii Sayın Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Çünkü kulübü nereden alıp nereye getirdiği gerçekten alkışlanmaya değer bir durum. Çünkü çok büyük fedakarlıklar yaptı. Şu anda Altay tabii ki yeri burası değil, tabii ki yeri Süper Lig. Karşıyaka'nın da öyle, Buca Spor'un da öyle, Altınordu'nun da öyle. İnşallah hep birliğiyle, el birliğiyle çalışarak, iyi mücadele ederek sahada kazanılan başarılarla bu özlenen tabloyu İzmir halkına sunmak istiyoruz. Devletimizin, özellikle Cumhurbaşkanımızın sporcuya ve spora ne kadar önem verdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden onun vermiş olduğu bu hizmetler karşılığında ona da başarıyla bir teşekkür etmek zorunluluğu var sporcu arkadaşlarımızın. Bunlara gücümüz yettiğince arkadaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü artık biliyorsunuz hükümetimizin söz vermiş olduğu 3 tane stat projesi var İzmir'de. Bunların 2 tanesi çok iyi bir şekilde ilerlerken Karşıyaka'da işte yerel yönetimin çıkartmış olduğu bazı sıkıntılardan dolayı bekleme aşamasında, ama o da inşallah yürürlüğe girip o da devam edecek. Valla bir İzmirli olarak ben esasında bir milli takımın İzmir'de mücadele etmesini özledim. Milli takım en son 2009 yılında gelmiş İzmir'e ve yapmış olduğu karşılaşmada hazırlık maçı Fildiş sahilleri. İnşallah bu statlar bittikten sonra milli takımı daha çok ağırlayacağız İzmir'de. Daha çok başarı yolunda burada milli takımımıza hizmet edeceğiz. Türk sporuna hizmet edeceğiz. Türk futboluna hizmet edeceğiz. Onun için burada varız. Ben tekrar başkanımıza başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel, kazasız belasız bir sezon geçirilir. İnşallah Süper Lig'de de altyapımızı görürüz. Bizim altyapımızdan yetişip daha sonra buraya bir vekil olarak gelmesi, sporun içinde yetişen kardeşlerimizin sadece sporcu olarak bir başarı değil, aynı zamanda siyasette de, iş hayatında da başarılar gösterebileceğinin en büyük kanıtı ve bu konuda da medarı iftarımızdır. Bu konudan dolayı öncelikle çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yeni sezonla ilgili takımımızı erken topladık. 2 kamp dönemi geçirdik ve artık heyecanla ligi bekliyoruz. Çok şükür bir TSYDG kupası oldu. Orada da kupayı alan taraf biz olduk. Güzel bir hazırlık süreci yaşadık. Şimdi artık bundan sonra heyecanla cumartesi günkü maçımızı bekliyoruz.